Arkadaşlarımdan birisi sağ olsun et getirmiş. Yiyecektik erikleri. Dedim ki ben bunu turşusunu yapayım. Takip ettiğim bir Azeri var. Kendince bir tarif vermiş. İçine bir sürü de baharat koymuşlar. Ben baharat koymayacağım o kadar. Eriklerin tadı bence yeterli olacaktır. Yıkadım erikleri ama yaprakları var üstünde. Yani kendi ağzından toplayıp getirmiş arkadaşım sağ olsun. Ufak olanları hiç olmadı. Şu turşunun içerisinde değerlendireyim. Bu erik turşusunu daha önce duyardım. Fakat hiç yapma şeyinde bulunmadık. Şunu ben doldurayım. Devam edeyim. Arada çörükler, çelikler var, yaprakları vardı. Onları attım. Ayıkladım. Şimdi bir kaşık kalın tuz koyacağım. Biz normalde evde sürekli bunu kullanırız. O diğer tuzların içine nem önleyici, bakın bu kalıp olmuş, bir parçalamaya çalışıyor. Nem önleyici bir madde koyuyorlar. Maddenin ne olduğunu bilmiyorum ama kimyasal olduğu kesin. Normalde bir koymak lazımdı. Bu şeydir yani, turşu tuzudur. Temiz, tuz gelinden gelme bu. Hayat tuzu değil ama tuz gölünden geldi. Bizim burada tuz işleyen bir yer var. Mandıralara da o satar. Bu tuz oranı tuzu. Bir bardakta sirke bu. Beyaz sirke dediğimiz hani şeffaf sirke var ya. İçinde kimyasal maddesi olmadığı için ben elimden geldiğince her yerde bu şeffaf sirkeyi kullanmaya çalışıyorum. Çok az da nane koyacağım içine, varla yok arası. Çok böyle hafif bir koku versin diye. Tamam. Şimdi annem de söylerdi zamanında yaparken, yaz turşu sıcak suyla yapılır diye. Sıcak suyum var. Alttan bir erikler ziyan olmaz, merak etmeyin. Şimdi çekim yapıyorum diye bir kavanoz dolduruyorum. Bir kavanozda onlardan doldururum. Ağzına kadar dolduracağım. Sonra sıcakken kapatacağım. Turşuyu anlatıyordum. Bakın turşuların üstüne bakarsanız hepsinin üstünde konservasyon maddesi vardır. Turşu bozulmasın diye konservasyon maddesi koyuyorlar. Dedim ki ya turşu zaten kendisi bozuk bir şeydir. Yani turşu bozuk bir şeydir. Şimdi bunu ters çevireceğim. Şimdi kapatayım. Vakumlasın kendini diye. İçinde de bir gördüğünüz gibi naneler yukarıya çıktı. 3 diş sarımsak koydum. Bu kavanoza 1,5 yemek kaşığı tuz koydum. Şimdi ben bunu oda sıcaklığında bıraksam, bir hafta 10 günde olur bu. Açmadığım sürece de tazeliğini korur. Yani diğer turşulardan biliyorum, ona göre konuşuyorum. Erik turşusu hayatımda ilk defa yaptım. Hatta bizim evde ilk defa yapıldı diyeyim. Azerbaycanlı o kanadın sahibine de teşekkür ederim. Aha Baba diye bir kanal. Eğer YouTube'da Aga Baba diye yazarsanız çıkacaktır. Çok enteresan tarifleri var kendilerinin. Bir hafta 10 gün sonra olacak, o zaman açacağım, o zaman yiyeceğim ama herkese afiyet olsun diyorum. Hatta şifa olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.